Merhaba araştıran insanlar. Son yıllarda finans piyasalarında hokus pokusla milyarlarca doları bir anda ortadan kaybeden karşılıksız sanal paraları ele alacağımız bir videoyla beraberiz. Teknoloji nerelere geldi dememize sebep olan gelişmelerden birisi de dijital para birimleri. Son dönemlerde yaptıkları yükselişle sürekli gündemde kalıyorlar. Özellikle Bitcoin'in son dönemdeki yükselişi diğer para birimlerinden Ethereum'u da göz önüne çıkardı. Dijital madencilik işi yüksek performanslı bilgisayarlar gerektiriyor. Tahminlerin ötesinde güçlü bilgisayarlar oluşturan dijital madenciler bilgisayar bileşenleri fiyatlarını da etkiliyor. Dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanılan dijital para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum 14.54 gigawatt saat ve 4.69 gigawatt saat güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova'nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan'la aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor. Bitcoin, herhangi bir banka ile bağlantısı olmayıp, hiçbir resmi kuruluşla ilişiği olmayan elektronik ve sadece internet üzerinde kullanılan bir para birimidir. Verilen bilgilere sanal para birimi virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifesto'nun yazarı Satoshi Nakamoto'dur. Fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum Bitcoin sayısı şimdilik 21 milyonla sınırlıdır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibariyle dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyelerindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Küresel dünyada Amerikan doları hariç tüm para birimlerinin üretilebilmesi için devletler basacakları kadar paranın karşılığını değerli maden veya taş olarak kasalarında tutarlar. Bitcoin'in karşılığı ise bilgisayar sunucularında saklanan karışık algoritmalardır. Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoin'ler BitTorrent ağlarına benzer şekilde noktadan noktaya dağınık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır. Böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Bu şekilde toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada 1'e tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya 0'dan 25 Bitcoin ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğunda hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir yarıya düşürülür. Para yaratma işlemine madencilik denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için sunulan Bitcoin yazılımını indirerek donanımları genellikle ekran kartları üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren Bitcoin ağındaki düğümlere madenci denilmektedir. Sistemin ilk bloğunun adı Genesis Blok olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu ağ, madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir. Bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme para istenildiği gibi dağınık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi, altın madencilerinin de altın bularak dolaşıma sokmalarına benzemektedir. Madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranda üretmeye devam etmektedirler. Sistemde toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir. Ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edecektir. Uzmanlara göre bu para birimini satın almak için ilk önce sanal bir cüzdan açmak gerekiyor. Çünkü her şeyden önce biriktirdiğiniz değerleri koyabileceğiniz bir saklama alanı olmalı. İnternet ortamında kişisel saklama alanlarına wallet adı veriliyor. Yani her Bitcoin kullanıcısının wallet isimli bir cüzdanı bulunmakta. Bitcoin para birimini satan birden fazla platform bulunmakta.
güvenilirliği kanıtlanmış olan bu platformlara sadece internet aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bitcoin'in yaratıcısının kim olduğu hakkında ise pek çok teori vardır. Bitcoin, Elon Musk tarafından oluşturulduğu iddiası ortaya atılmıştı. Elon Musk denildiği zaman insanların aklına birçok şey geliyor. Peki, otomobil sektöründen uzay sanayine varana kadar birçok alanda faaliyet gösteren Elon Musk, Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto olabilir mi? Eski bir SpaceX stajyeri tarafından ortaya atılan bu iddia ve bu iddiaların kaynaklarına gelin hep beraber yakından bakalım. Son dönemlerde popülerliğini gittikçe arttıran ve 10 bin dolara yaklaşan Bitcoin artık herkesin bildiği gibi bir kripto para. Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen kripto para 2008 yılında deneysel olarak başlatılmıştır. Kim olduğu bilinmeyen Satoshi Nakamoto'nun şu ana kadar Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Hal Fani, Craig Steven Wright isimlerinden birisi olduğu düşünülüyordu. Ancak CryptoCoins News'in haberine göre Yale Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan ve SpaceX'te staj yapan Sahil Gupta bu isimlerin arasına bir yenisini daha ekledi. Elon Musk. Gupta'ya göre Bitcoin Elon Musk tarafından oluşturulmuş olabilir. Bu iddiasını ise Gupta şöyle açıklıyor. Teknik yeterlilik. Bitcoin tıpkı Elon Musk'ın SpaceX'te sıklıkla kullandığı C++ program diline yetkinliği olan birisi tarafından oluşturulmuş olması. Küresel sorunları çözmeye yönelik tutkusu. Bitcoin daha önce de dediğimiz gibi 2008 yılında ortaya çıktı. Küresel bir finansal krizin olduğu dönemde ortaya çıkan Bitcoin, bankaların müdahalesi olmaksızın para üretme fikrine en uygun zamanda piyasaya sürüldü. Elon Musk'ın Bitcoin hakkında yorum yapmaması. Herkesin gündeminde olan Bitcoin hakkında yorum yapmayan Musk, aksine kendisine gelen bir soruda oldukça ilginç bir cevap verdi. Kripto paralar hakkında sorulan soruya, Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu anlaşıldığına göre konu kapandı demektir şeklinde cevap verdi. Gupta'nın iddiasını güçlendirdi. Elon Musk'ın paraya ihtiyacının olmaması. Bitcoin'in değeri 2016 Haziran ayında 719 dolar iken Satoshi'nin 700 milyon dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğu düşünülüyordu. Şimdiki değerlerine baktığımızda ise 8 milyar dolardan fazla bir miktar ortaya çıkıyor. Bu da Elon Musk'ın sahip olduğu düşünülen 19.7 milyar dolar servetinin yarısından az. PayPal, Musk'ın eBay'a satmış olduğu dijital para konseptinin öncülerinden olan PayPal da yine bu iddiayı güçlendiren bir başka detay. Musk'ın rekabet yasağına tabi olduğu için Bitcoin'deki rolü hakkında sessiz kaldığı da söyleniyor. Ayrıca Gupta, Elon Musk'ın Bitcoin'i gelecekte Mars'ta kullanmak üzere icat ettiğini iddia ediyor. Toparlamak gerekirse Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği halen bilinmiyor. Ancak detaylara bakıldığı zaman bu kişinin Elon Musk olması mümkün gözüküyor. Bir başka iddia da bir iş adamından geldi. Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin'in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright'ın Bitcoin'i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC'nin haberine göre Craig Wright, kimliğini açıklarken Bitcoin'in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoin'lere dair teknik verileri de paylaştı. Ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da bir ölçüde kanıtlamış oldu. Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC'ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright'ın kimliğini açıklayarak Bitcoin'in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti. Bitcoin'in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, kimliğimi açıkladım. Çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim diyor. Yetkililer Wright'ın kimliğinin devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti. Medyanın önüne kim atılırsa atılsın bu denli büyük bir organizasyonun ardında tek bir kişi değil gizli bir el olduğu da aşikardır. Bu sanal para biriminin bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken talep azalınca fiyat düşüyor. Fiyata etki eden bir diğer etken de madencilere ödül olarak verilen Bitcoin sayısının her defasında düşürülmesi. Çoğu zaman yasal olmayan alışverişler için de kullanılan Bitcoin için en büyük Bitcoin satın alma platformlarından biri olan Coinbase'e kullanıcı bilgilerini paylaşması için Amerikan mahkemesi tarafından resmi istek gönderildi. Söz konusu karar bu servisi kullanarak 2013-2015 yılları arası 20 bin dolar üzeri işlem yapan kullanıcıları kapsıyor. Bitcoin ayrıca çok tehlikeli bir silah olarak da kullanılabilir.
herhangi bir ülkenin mal varlıklarını satın alarak hiçbir denetime takılmaksızın Bitcoin'e çevirerek saatler içerisinde ülke dışına çıkarılabilir. Böylece hedef ülkenin ekonomisi bir anda yok olur. Aynı şekilde vergi kaçakçıları ve kara para aklamak için de her türlü denetimden uzak olan Bitcoin bulunmaz bir nimettir. Ancak bu sanal para birimi son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da tekrar yükselişe geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dijital varlık stratejisini yürüten BKCM'in CEO'su Brian Kelly, hareket perakende kullanıma dayalı görünüyor diye açıklama yaptı. CNBC'nin Global Konseyi baş mali görevlileri arasında yapılan bir ankette 43 katılımcının %27.9'u Bitcoin'in gerçekçi ama bir balon olduğunu düşünürken %27.9'u kriptokrasinin dolandırıcılık olduğunu düşünüyor. Yöneticilerin sadece %14'ü Bitcoin için gerçek ve daha da yükselir diyor. Bitcoin 9.000 dolar ile rekor kırdıktan saatler sonra 9.600 dolara yükseldi. Bazı ekonomistler Bitcoin'e olumlu yaklaşırken bazıları şüpheyle bakmaktadır. Chicago'da Fed'in kıdemli ekonomistlerinden olan Francis Welt, Bitcoin'i dijital para oluşturmanın zarif bir yöntemi olarak tanımlamıştır. Paul Krugman ve Brad Dilling, Bitcoin üzerinde neden karlı olması gerektiği ve taban değerini sorguladıklarında hatalar bulmuşlardır. Ekonomist John Quilling, Bitcoin'i verimli pazar hipotezinin son karşılığı olarak eleştirdi. PayPal Başkanı David Marcus, Bitcoin'i birikimleri koymak için mükemmel bir yer olarak adlandırıyor. Ancak değerindeki dengesizlik azalana kadar bir para birimi olamayacağını iddia etmiştir. Bill Gates, Bloomberg'e verdiği röportajda bir yerden bir yere para taşıma maliyetiyle ilgili olarak şunları söylemiştir. Bitcoin heyecan verici çünkü transferinin ne kadar ucuz olabileceğini gösteriyor. Brezilya, Isle of Man, Jersey, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin yetkilileri Bitcoin'in finansal hizmetler sunma kabiliyetlerini fark ettiler. Bitcoin'lerin düzgün bir şekilde kullanıldığı zaman dolandırıcılığı engelleyebilmesi, alışveriş işlemlerini kolaylaştırması ve şeffaflık sağlama becerisi dahilinde mali alanlarla ilgili politikacıların ve milletvekillerinin ilgisini çekmektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.